Melih Altınok, kapılara dikkat kaçacak. Yeni Başkan Donald Trump'ın Fethullah Gülen'le ilgili tavrı ne olacak? Evet, mevzu yalnızca siyasi değil, ortada hukuki bir de süreç var. Ancak Trump cesur bir adam. Obama'nın pisliklerini temizlemeye, ülkeye her açıdan zarara uğratan politikalardan geri adım atmaya kararlı görünüyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde Gülen'le ilgili bir açıklama yapıp, vergileriyle ülkede teröristlerin barındırılmasını asla kabul edemeyecek olan... Amerikan yurttaşlarını harekete geçirebilir. Halkın iradesini yargı süreçlerine dahil etmeyi başaran Amerikan mahkemelerinin de bu talebe karşı kayıtsız kalamayacağı kesin. Peki iyi ihtimal olan Türkiye'yi iade dışında Gülen'i bekleyen diğer olasılıklar neler? FETÖ'cülerin üzerindeki CIA koruması Trump döneminde kalkarsa, Gülen Amerika'da işlediği suçlardan ötürü orada yargılanabilir. Örneğin Amerika'da bu çetenin peşine takılan avukat Robert Amsterdam bunun için çalışıyor başka, kullanılıp atılan ölüsü bile gösterilmeyen diğer teröristler gibi Gülen de ortadan kaldırılabilir. Ya da üçüncü bir ülkeye paketlenebilir. Evet, Ankara'dan kiminle konuşsam Kanada üzerinde duruyor. Ülkede yaşayan pek çok Türk'ten Kanada'nın FETÖ'cü firariler için bir sığınak olduğuyla ilgili somut duyumlar geliyor. Kaçışların özellikle eğitim kılıfıyla yapıldığı, ülkeye yerleşen FETÖ'cülerin Gülen'in gelişi için hazırlık yaptıkları iddia ediliyor. Kanada'daki diplomatik temsilciliğimiz teyakkuzdadır mutlaka. Aşağılık kompleksi mi? Kanada'nın sempatik başbakanı Justin Trudeau'nun dün ülkeye gelen mülteci çocukları karşılamasının fotoğraflarını tüm ajanslar geçti. Biliyorsunuz arkadaşlar, birer PR uzmanı. Yaptıkları işi çok iyi satıyorlar alıcıları da bol. Dün herkes Trudeau'yu fedakarlığından ötürü tebrik ediyordu. Her ne kadar 25 bin mülteci alımı projesini yığılma nedeniyle iptal etmiş olsalar da biz de tebrik ediyoruz başbakanı. Zira ekonomik büyüklüğü Kanada kadar olan pek çok ülke bunu da yapmıyor. Evet gönül rahatlığıyla bunu da diyorum. Zira ekonomik sorunlarına karşın 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkenin vatandaşıyız biz. Başımız dik. Bir de böyle bir ülkede yaşadığı halde elinde tuz dışarıyı bekleyen eziklerimiz var. Dün onlardan biri mülteci çocukla konuşan Trudeau'nun resmini Twitter hesabına koyup altına şu notu iliştirmişti. Olacaksan böyle başkan ol. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu saç baş hanfendisi, mülteci botlarını Ege'de çivili sopalarla deldiren Yunanistan'ın başbakanı Çipras'a da pek bir hayrandı biliyorsunuz. Ne diyelim, herkesin kendi hayatı. Ama şunu anlamıyorlar, bu halk kendine şekilli bir yakışıklı aramıyor, o yüzden de iş yapan siyasileri seçiyor. Melih Altınok, Sabah.